Sıra Türk Radyosu'nun değerli dinleyicileri, değerli dostlar, ben Celal Gökçe. Bizim Mahalle isimli programımız başlıyor. Bu haftaki konuğum Profesör Doktor Ahmet Marenki Bey'dir. Kendisi Türkiye'den birkaç günlüğüne İngiltere'ye geldi. Geldiği gibi tabiri caizse ayağının tozuyla programıma konuk oldu. Bunun için kendisine teşekkür ederim. Konumuz da doğal olarak Ahmet Marenki Bey'in uzmanlık alanı ile ilgili oluyor. Kısaca söylersem kendi ifadesiyle kozmik hayat, yani hepimizin anlayacağı şekliyle sağlıklı yaşamanın yollarını konuşacağız. Sağlıklı yaşamanın yolları nelerdir? Bunları konuşacağız. Ben kendisine sorular soracağım. Kendisi de cevaplandıracak. Değerli dinleyicilerimiz, hatırlarsanız geçmişte Profesör Doktor Fahri Bayraoğlu Bey'le de benzer programlar yapmıştık. Sağlıklı hayat ve uzun yaşamanın sırlarını konuşmuştuk. İki ayrı programda. Bu söyleşiyi de ilgiyle izleyeceğinizi ümit ediyorum. Programımızı radyo dışından da izleyebilirsiniz. Facebook'tan www.londratürkradyosu.com tıklayın ve canlı olarak dinleyebilirsiniz. Ya da iPhone'larınızdan radyomuzun sitesine girerek dinleme imkanınız var. Celal Bey, kendinizi tanıtır mısınız bize, dinleyicilerimize? Hangi üniversitede görev yapıyorsunuz ve nerede doğdunuz, büyüdünüz? Türkiye'de hangi mesleklerle uğraşıyorsunuz? Geçmişinizde hangi meslekleri yaptınız? Çünkü dinleyicilerimizin birçoğu sizi tanısa bile bir kısmı da bilmeyebilir. Bu açıdan soruyorum. Evet, teşekkür ediyorum Celal Bey. Ben Londra'da böyle bir radyo olduğu için bir kere tebrik ediyorum bunu kuranları. Londra Radyosu'ndan burada yaşayan hemşerilerimize, Türkiye'li insanlara merhaba diyorum her şeyden önce. Evet, Ahmet Marenki Türkiye'de tanıyorlar. Şu an %48 medyada şeri olan, yani izlenen birisiyiz. Ben bugüne kadar 700'e yakın program yapan birisiyim Türkiye'de. Ön sıralardayım. Türkiye'nin en tanınmış sanatçılarıyla, işte Sabahat Ümer'dir, Seda Sayan'dır, Ebru Şallı'dır, Beyazıt Şov'dur, Hülya Avşar'dır. Televizyonlarda. Televizyonlarda, tabi radyolara pek vaktimiz kalmıyor. Yayın yapan birisiyim. Haftalık 3 canlı yayınım var şu anda Türkiye'de. Programları yapıyorum. Ve Ahmet Marenki dendiğinde ben Kastamonu İnebolu'yum kendim. İstanbul'da yaşıyorum. Şu an hücre yaşım 33 ama 60 yaşında diyorlar benim için. Maşallah, ben hücre yaşım, genç gözüküyorsunuz. Hücre yaşım 33 diyorum. Çünkü insanların konuşmaları önemli değil, yaşamalarıdır. Görünen halleridir önemli olan diye düşünüyorum. Zaten bir misyonu temsil etmeye çalışıyoruz Türkiye'de. Ben mühendisim. Orman, bitki okudum. Tarım okudum. Daha sonra Özal döneminde danışmanlık yaptım. Adnan Kahveci Bey rahmetli bakanımızın, evet, danışmanıydım. Amerika'da doktor üstü çalışmalarım oldu bitki genleri üzerine. Bu merakım da oradan kalıyor. Ve Birleşmiş Milletler'de diplomat olarak görev yaptım uzun yıllar. UNDP çalıştım, development programlarda. UNV çalıştım. 13 yıl başbakanlık adına yurt dışında ülkemi temsil ettim. Ve orada öğrendiğim bu bilimleri, hem Amerika'da olsun hem Rusya'da olsun, bu bilimleri eşim fizyoterapi uzmanı Elmas Hanım'la, o da yurt dışında görevliydi. Baktım ki ülkenin insanım 100 kişinin 98'i sağlıksız ve bu 98 kişinin de %60'ı kronik rahatsız olunca insan sağlığıyla ilgili bu bilimsel altyapılarını oluşturmaya başladım bu yaptığım işlerin. Neticede geldiği nokta şu, Ahmet Marenki'nin geldiği nokta. 1000 konferans, evet. 750 canlı yayın, hepsinin reytingleri çok yüksek. Artı 1 milyon baskılı sağlık seti kitabımız var. İşte yaşam enerjisi, noktalarla tedavi, masajla tedavi, şifalı bitkiler, şifalı taşlar, şifalı kürler, şifalı yemekler. Ve en son kitabımda Beyaz Ölüm, hayatımızı karartan beyazlar diye. Bu eserlerimiz var ve ülkemize Sayın Başbakanımızın bir sözü var.
ben ülkeye bir ağaç dikeni tebrik ederim diyor. Ben 750 tane bitkisel besin destek ürününü kanuni ruhsatlandırarak ülke insanıma ve dünya insanlığına hediye eden birisiyim. Yani Ahmet Maranki laf üretmiyor, üretiyor. Bu çok önemli. Hani derler ya bizim Türkiye'de laf değil icraat. Evet, aynası iştir kişinin, lafa bakılmaz. Ve bitmedi Maranki'nin bu yaptıkları. Şu anda İstanbul'da bütün bu konuştuklarımızı hayata geçiren bu 750 ürünümüzün sergilendiği İstanbul Topkapı'da bir yaşam merkezimiz var. İstanbul'da şubelerimiz var. 4 tane şubemiz var. Burada bu insanlara paylaştığımız bilgileri biz insanlara yaşatıyoruz. Renk odalarımız var, tuz odalarımız var, ayak detoks odalarımız var, ozon odalarımız var, alkali su odalarımız var. İşte bitkisel besin destek ürünlerin kullandığı odalarımız var. Artı yine bu bitkisel drokların uygulandığı odalarımız var. Burası bir hastane hizmeti vermiyor. Biz burada insanlarımıza kader ömürlerini değiştiremesek de nasıl kaliteli yaşanır, bununla ilgili bilgi, ruhsal, bedensel bir arınma programı sunuyoruz. En son hizmetimizde yılda 2 defa ilkbahar ve sonbaharda Türkiye'nin 5 yıldızlı termal otellerinde 5 yıldızlı arınma detoks kamplarımız var. İnsanlar Avrupa'dan bilhassa çok fazla, İngiltere'den de zaten biraz sonra konuşacağız. Evet. Buraya geliş sebebimiz de bizim kamplarımıza gelip şifa bulan insanların bizi davet etmeleri üzerine biz buraya geldik. Onlar dediler ki hocam biz iyileştik, çocuklarımız iyileşti. İşte çocuğu olmayanlar çocukları oldu. Artı kilo problemi olanlar 7 günde 9-11 kilo ödem attılar. Kötü rahatsızlıkları olan insanların işte MS gibi, böyle kalp kas rahatsızlığı gibi tıpta çözülemeyen şey deniliyor bunlara, hastalıklar. Bunlar düzeldiği için bu insanlar birleşti, bizi buraya davet ettiler. İşte Türkiye'de biz yılda 2 defa ilkbaharda, Mart, Nisan, Mayıs, Haziran aylarında, bir de sonbaharda, Eylül, Ekim, Kasım, Aralık aylarında 7 günlük detoks kampları yapıyoruz. İnsanlar oralara geliyorlar. 7 günde işte şeker haplarını, tansiyon haplarını, diğer kolesterol haplarını, işte rahatsızlıklarıyla ilgili pek çoğu hekimlerimizin kontrolünde olan bu kamplarımızda sağlıklı yaşama geçişin adımlarını atıyorlar. İşte Ahmet Maranki, Kozmik Yaşam Merkezi, Kozmik Bilim, Kozmik Bilinç bu. Böyle bir hayat içinde Ahmet Maranki kalan ömrünü insanlara faydalı olmak için eşi fizyoterapi uzmanı Elmas Maranki ile birlikte böyle bir yol tuttuk kendimize ve çok mutluyuz. Çünkü her gittiğimiz yerde de bu insanlardan çok iyi neticeler ve dualar alıyoruz. Ahmet Bey, az önce söylediniz ki Türkiye'de halkın maalesef büyük bir çoğunluğu sağlık problemi yaşıyor. Bunun sebebi sizce ne olabilir? Niye Türkiye'de insanlarımızın büyük bir kısmı hakikaten bu dediğiniz oran gerçekten ürkütücü bir oran. Ben doğrusu o kadar bilmiyordum. %90'ı geçen bir oran. Sağlık problemi yaşıyor. Sebebi nedir? Evet, biliyorsunuz Türkiye maalesef bir tüketim toplumu yapıldı. Bugün Türkiye tekstilde Avrupa'ya mal satıyor. Pek çok ürünü var ama maalesef ilaç sanayinde bugün ürettiği herhangi bir ürünü yok. Bir tane üretilmiş bir ürünümüz yok. Sadece dış ülkelerde üretilen işte Bayer'dir, Novartis'tir gibi ülkelerin ürettiklerini tüketen bir konumda olduğunu görüyoruz. Bu ilaçlar da tabii ki yani ilaçlar sentetik. Bunlarla da insanların tabii karaciğer ve böbreklerinde çok büyük rahatsızlıklar husule geldiğini. Zaten reçeteleri yazıyor bunları. Doktorlarımızın görüşleri bu. Bir bu. İkincisi, biliyorsunuz dünyada terör var ama bana göre en büyük terör gıda terörüdür. Şu an gıda terörü Türkiye'de de kendini hissettirmekte. İşte gıdalar bozulmasın diye yapılan bir takım emilgatörler, işte boyalar, katkı maddeleri, bu beden bunları tolere edemediği için rahatsızlanıyor diye düşünüyorum. Üçüncü olarak da yine üretilen gıdalarda işte tüysüz tavukların olduğu, 5 kilo domates, patateslerin olduğu pek çok hadisede de yine böyle bir olumsuz neticelerle insanlar kalan ömürlerini hastane kapılarında maalesef sağlıksız yaşıyorlar. Maalesef.
Umarım insanlarımız sağlıklarına daha çok dikkat ederler. Batı toplumlarında özellikle besleme konusunda daha bir bilinç, daha fazla bir bilinç sezinliyoruz. Organik besinlerden faydalanmak gibi. Bir sorum daha olacak Ahmet Bey. İngiltere'ye geldiniz, hoş geldiniz. Hangi maksatla geldiniz? Bunu dinleyicilerimiz için söyler misiniz? Bir de burada kaldığınız sürece bir programınız var muhakkak. Bu programınızdan kısaca bahseder misiniz? Evet, bunlar da yine çok çok önemli. Ben teşekkür ediyorum Londra Radyo'ya. Şu anda dediğim gibi kamplarımızda Arzu Keleş Hanım ve daha pek çok dostumuz, ama Arzu Hanım, hanımlar çok becerikli. Ben onu söylüyorum, her başarılı insanın yanında bir hanım olduğunu düşünenlerdenim bir kere. Çünkü bu bilimi biz yayılmasında hanımlarımızın çok büyük desteğini gördük. Londra'da da yine bizim müdavimlerimizden Arzu Hanım'ın başkanlığında bir grupla burada çok güzel çalışmalar yapıldı ve bizi davet ettiler. İşte şu anda bugün saat 14 ile 18 arasında şu an salonun ismini Whistle Hotel. Evet, evet, Whistle Hotel'de. Daha doğrusu hem cumartesi gün 14-18 hem pazar gün 14-18 arasında Londra'da iki konferansımız var. Pazartesi günde Manchester'da büyük bir konferansımız var yine. Evet. Bunları www.maranki.com, Maranki diye girerlerse orada web sayfamızda, Maranki web sayfamızda girdiklerinde bu adresleri alıp işte navigasyona yükleyerek buraları çok rahat bulabilirler. Kendileri zaten şu anda bütün konferanslarımızı biz ücretsiz yapıyoruz. Bir kere buradan radyonuz aracılığıyla duyurmak istiyorum. Konferanslarımız ücretsiz. İkisi Londra'nın içinde olacak, birisi Manchester'da. Cumartesi, pazar, pazartesi günleri bu konferanslarımızı, farkı şu konferanslarımızın, bizim bütün konferanslarımız Maranki ne konuşursa görüntülü sinevizyonlu oluyor. Evet. Elinizde enerji dediğimizde elinizdeki enerjiyi gösteriyoruz. Ruhun bedensel çıkışı dediğimizde görüntüleriyle bunu gösteriyoruz. Artı işte düşüncenin gücü dediğimizde insanlar düşünerek neler yapılabildiğini ekranda gösteriyoruz. İşte kötü düşünce asit karbonlu hava gibidir, zehirler dediğimizde kötü düşünceleri çiçeklere, bitkilere, meyvelere, sebzelere nasıl tesir ettiğini 2 kere 2 4 eder derecesinde bilimsel kanıtlarıyla dünyada yapılan Amerika'da, Rusya'da, İngiltere'de, bilhassa İsviçre'de, bilhassa Avrupa İlaç Ajansı'nın yaptığı çalışmalarla insanlarımıza ispat edeceğiz, göstereceğiz ve kalan ömürlerini kaliteleri yaşamaları için onlara bir yol haritası göstereceğiz. Ben herkesi bugün saat 14-18 arasında ve yarın yine 14-18 pazartesi günde Manchester'da saat 18 ile 22 arasında, şu an adresleri ben ezbere söyleyemiyorum ama web sayfanızdan bulabilirler. Maranki web sayfamızda herkesi buraya davet ediyoruz. Bilhassa hanımlarımızı ben buraya davet ediyorum. Burada bir de kitaplarımız var. Bizim her anlattığımız kitaplarımız da yazılı. Tabii İngiltere'de maalesef kitap getirilemiyordu. Ama organizasyonu yapan arkadaşlar getirmişler. Değerli eşimle birlikte orada bir imkan daha sağlayacağız gelen müdavimlerimize, dinleyicilerimize. Kitap imza sırasında da özel suallerini cevaplamaya çalışıp onlarla birebir sohbet içinde de olacağımızın müjdesini vermek istiyorum. Tek yapacakları şey işte konferansa gelmeleri. Evet. Şunu ben hakikaten samimiyetle söyleyeyim ki Ahmet Bey, İngiltere'de de siz bu konuda özellikle sağlıklı hayat konusunda Türkiye insanları içerisinde tanınıyorsunuz. Niye derseniz ben bile kendi evimde sizin zannedersem geçen seneden kalma Türkiye'deki bir ulusal gazetede ek ilave olarak yayınladığınız dergiyi gördüm. Yani Türkiye'ye biz ayda senede bir defa giden birisi olarak o dergiyi almamız demek ki sizin bu memlekette de ne kadar tanındığınızı, ilgi çektiğinizi gösteren bir ölçü olabilir belki. Ahmet Bey, kozmik yaşam diyorsunuz. Evet. Özellikle web sayfanızda ben bunu rastladım. Sizinle bu söyleşiye katılmadan önce
Web sayfanızı da gezdim, gördüm, kitaplarınızı gördüm. Kozmik yaşam diyorsunuz. Lütfen bu kozmik yaşam ne demektir? Dinleyicilerimiz için açıklar mısınız? Evet, ben Amerika'da bitki genleri üzerine, Rusya'da da bu gizli araştırma merkezlerinde çok ciddi çalışmalarım oldu devletim adına. Üniversiteler sorumlusuydum. Bu işleri yaparken çok önemli şeyler gördüm buralarda. Kozmik demek, kozmos demek. Yani Allah'ın yarattığı her şey demek. Yani bunun içinde güneşin hareketinden, ayın hareketinden, ki inanç yapımızda bu var. Topraktan, taştan, sudan, bitkiden, renkten, kokudan, astrolojik hareketlerden, artı biyorezonans teknolojileri. Yani kozmik demek, kainatta olan her şeyin tabi hali demek. Onun için biz kozmik yaşam diyoruz, kozmik bilim diyoruz. Yani tabi bilimler. Aslında eskimeze dönüyoruz biz. Eskimez, eski günlerimizde olan, yani tabi metotlara dönmek için böyle bir metot sistemidir diye düşünmek istiyorum. Kozmik bilimi belki ben ilk konuştuğumda 12 sene önce insanlar garipsemişti. Ama bugün görüyorsunuz dünya kozmosdan bahsediyor. Türkiye'de kozmik odalar çıktı. İşte biz bunları halkımızla paylaşarak kalan ömürlerini, kaliteli yaşamalarını sağlıyoruz. Sizin mesela Londra'da yaşayan birinin bile ben işte takvimde, postada, hürriyette, kelebekte seri günlük yazılarım çıkan birisiyim. Ve orada buraya kadar ulaşması da çok sevindirici bir şey. Ben memnun oldum. İşte bizi tanımayanlara, bilmeyenlere de evet Şifalı Bitkiler Dergisi diye bir ansiklopedik dergi hazırladık. Türkiye'de ilk defa şifalı bitkileri bilimsel olarak kitaplaştırıp gazete ve dergilerde yayınlayan biri olarak da ben kendimle fahr ediyorum. Halkımızın da büyük teveccühü olmuştur bu konuda. Mesela bunun ölçüsünü şöyle söyleyeyim. Şifalı Bitkiler kitabımız 3 sene Türkiye'de en çok satan kitaplar listesinin başında olmuştur. Dergiden mi uyarlayarak kitabı yaptınız? Hayır efendim. Haftalık. Kitabımız vardı. Dergilere de bunu gazetelerle halka daha tam çok ulaşsın diye tam bu şekilde evet. Oluşturduk. Çünkü böyle bir şey yoktu Türkiye'de. Bakın Celal Bey, Türkiye'de 10 yıl önce, 12 yıl önce kimse papatyadan, kantorondan, işte şu Avrupa'nın her yerindeki, İngiltere'de de var, hardal bahçeleri var biliyorsunuz. Evet. Mastrat diyorlar burada sanıyorum böyle. Hardal, sarı. Kimse bilmiyordu evet, bunu. Evet, çok yaygın. Bilmiyordu. Bunlar müthiş şifa şeyler. Olağanüstü. Hardalı da Avrupa'ya taşıyan Kanuni'dir biliyorsunuz. Viyana seferinde 12 deve yükü hardalı yüklüyor tohum ve yağ olarak. Yemeklere konuyor teskin edici, psikolojik hani savaş halinde rahatsızlık giderici. Ki kantoron dünyada depresyon üzerine yapılan rahatsızlıklarda en çok araştırma yapılan bir bitkidir. İçinde hipersin etken maddesi vardır. İşte yemeklere koyuyor yaraların tedavisinde. Ama malum biliyorsunuz Viyana'da tam muzafferiyet olmayınca o deve yüklerini orada bıraktığı için Avrupa hardalı öğrenmiştir. Ve bugün Avrupa sağlığına kavuşurken Türkiye sağlıksız kalmasın dedik. İşte biz hardalı papatyayı tekrar o ülkeye tanıttık. Aslında bunlar Türk'ün töresinde, Orta Asya'da, Türk kültüründe, 5000 yıllık Çin tıbbında, İslam tıbbında bunlar vardı. Zencefilin ayeti vardır, kaparinin ayetle sabittir. Hadisler vardır, pek çok üzüm yiyiniz, kuru üzüm yiyiniz. Neden? İşte vettini ve zeytin, zeytine yemin etmiştir Kur'an. Evet. Bakın incire yemin etmiştir. Niye? Uzun ömürlünün sırrıdır. Ama maalesef bu son 150 yılda ülkemizde yüzünü batıya döndükten sonra, bu çok acı bir söz ama batıya dönünce bu bilimler doğudan çıkmıştır. Güneş doğudan doğmuştur. Bütün bilimlerin merkezi doğudur biliyorsunuz. Zaten Amerika'nın mazisi 150 yıldır ki Avrupa'da böyle şeyler yoktu. Dünya bu bilimi İslam tıbbından, Çin tıbbı, Türk tıbbından öğrenmiştir. Fakat son 150 yılda unutulan bu metotları biz tekrar, işte İbn Sina'nın Fittül Tıbbı, Tabib İbn Şerif Yadigar, bu saydığım isimler, mesela Fransa'da ben Fittül Tıp dediğimde, Strasbourg'daki 5000 kişilik konferansımda, evet bizim bununla ilgili 3 araştırma enstitümüz vardır diyen bir Fransızı duymuşumdur. İşte biz bunu tekrar Türkiye'de, bu eskimez metotları bugünkü modern tıpla birlikte diyoruz ki sentez yaparak tabii birleştirerek barıştırarak bakın evet. Barıştırarak
bitkilerin, renklerin, kokuların, taşların, kaplıca, kür tedavilerinin, nokta, masaj, akupunktur gibi integratif, tamamlayıcı tıbbın bir arada kullanılmasından yana olarak bunu başlattık. Bugün geldiğimiz nokta çok şükür devlet tohum yasasını çıkarttı, Türkiye'nin tohumlarını kurtardı. GDO yasasını çıkarttı ve Sayın Başbakanımız Tayyip Erdoğan'ın da gayretiyle tamamlayıcı tıp yasası bugün Türkiye'de gerçekleşmiştir. Tamamlayıcı tıp yasası. Çıkmıştır. Şu anda işte benim kızım, Türkiye'deki sizin annenizin de artık Almanya, Hollanda, işte Amerika'daki gibi, bırakın onu, Bulgaristan'da bile tamamlayıcı tıp yasaları mevcutken Türkiye'de bu yoktu. Kaynağı bizde olmasına rağmen inşallah biz bunu Türkiye'de gündeme getirdik ve getirmeye de devam ediyoruz. Getirmeye de devam edin Ahmet Bey. Zira biz buradan Türkiye'deki hadiseleri televizyonlarımızdan seyrediyoruz. Ben hatırlıyorum 10-15 sene evvelinde bayağı yaygın televizyon programları oluyordu. Ve alternatif tıp denilen bu tedavi yöntemleri küçümseniyordu. Ve insanlar karalanıyordu. Ve insanların yaptıkları bir takım başarılı girişimler, tedavi yöntemleri hakikaten küçümseniyordu. Bakın bir doktorumuz vardı. Çok doğru söylüyorsunuz Celal Bey. Biliyorsunuz bir Ziya hocamız vardı bizim. Ziya Özel. Bunu biliyorsunuz Türkiye'de sınır dışı edildi. Bu evet, çok önemliydi. Hatırladım. Ama aynı kişiyi Amerika kabul etti. Kabul edilen Amerika'da kendisine şansölye unvanı verildi. Şimdi o kişinin orada ürettiği ilaçları, bakın ilaç diyorum, Türkiye'de bir tüpünü, bir gramını 300-400 avrodan satılıyor. Şayet bu 20 sene önce, 15 sene önce buyurduğunuz gibi bu kişilere sahip çıkılıp Almanya'nın, Avusturya'nın, Amerika'nın sahipti gibi çıkılsaydı bugün Türkiye'de işte sadece evet, biz bir taş attık değerli eşimle birlikte. Şimdi o taşı çıkartan onlarca doktor biliyorsunuz Türkiye'de televizyonlarda kabul ediyorlar. Tabii artık kesinlikle. Tıp denilen ama yöntemi gecikmiş bir şeydi. Evet, gecikse de olsa olsun. Biz şu an Türkiye'de çok şükür 751 tane Türk insanına ve dünya insanına Türkiye'nin bitkilerinden üretilen ürünü, bakın Celal Bey bu çok önemli. Anadolu'da üretilen. Anadolu'da üretilen birebir çayını, bire 100 tabletini, yani 100 kilodan 1 kilo çıkan tabletini, 200 kilodan 1 kilo çıkan yağını, 500 kilodan 1 kilo çıkan ekstrat kapsülünü ve en son müntahası bilimin, yani buna biz inovasyon diyoruz, gelişim. Bir tondan, mesela bir ton enginardan içinde sinarin denen etken maddesini çıkarak ekstrat sıvısını da ülkemize yapmayı başardık. Evet. İşte gelinen nokta bu. Çok şükür şu anda Türkiye bu noktada önemli bir mesafe kat etti. Çünkü dünyadaki 13 bin endemik, yani tıbbi sahada kullanılan bitkinin 10 bine yakını Türkiye'de mevcut. İklim, ekolojik şartları itibariyle. Sanıyorum çok kısa zamanda çok iyi noktalara doğru da gideceğimizi i̇nşallah, düşünüyorum. İnşallah. Türkiye'nin geleceği için, Türkiye insanın mutluluğu için yapılacak her türlü olumlu, samimi adımları herkesin alkışlaması gerekiyor. Ahmet Bey, sorularımıza devam edelim yine. Değerli dinleyiciler, radyolarını yeni açmakta olan dinleyicilerimiz, Profesör Doktor Ahmet Maranki Bey ile Sağlıklı Hayat, Kozmik Yaşam, bir diğer ismi de denilebilir, ile alakalı söyleşimize devam ediyoruz. Ahmet Bey, sağlıklı yaşam için herkesin yapabileceği kadar basit tavsiyeleriniz, maddeler halinde sorulsa neler olabilir bunlar? Mesela evet, bir 10 madde. Aklınızda olan bir 10 madde sıralayabilir misiniz? Çok güzel bir soru. Yani herkesin yapabileceği, sıradan insanlarımızın leisure center'lara gitmeden, ne bileyim, ciddi paralar harcamadan ama sağlıklı hayatını devam ettirebilmeleri için yapabilecekleri şeyler nelerdir sizce? Güzel bir soru. Ben de radyolarını yeni açan Londra Radyo'nun müdavimlerine bugün saat 14-18 arası, pazar günü yine 14-18 arası Londra'daki konferanslarımı duyurmak istiyorum. Pazartesi günü de Manchester'da yine saat 18 ile 21 arasında konferansımız var. Çok önemli şeyler anlatacağız.
sadece konuşma değil, görüntülü ve sinevizyonlu olacak. Anlattıklarımızın 500 slaytımızın 500'ünü de dünyada hiç görmemiş olacaklar. Bu ilklerle karşılaştıracağız. Herkesi bir kere bu konferansa bekliyorum. Ahmet Bey, bir şeyi itiraf edeyim, samimi olarak size söyleyeyim. Burada ben mahalli Türk gazetelerini az çok takip eden kişiyim. Radyomuzu da az çok takip ediyorum. Fakat sizin bu duyurularınızı daha önceden radyolar vasıtasıyla ya da mahalli Türk gazeteleri vasıtasıyla ilan etmeniz daha çok seyircinin, dinleyicinin katılmasına vesile olur diye, olurdu diye düşünüyorum. Oldu efendim Celal Bey. Herhalde bu noktada belki atlamış olabilirsiniz. Şu an burada çıkan bütün Türk gazeteleri, Zaman Gazetesi olmak üzere, Türkiye Gazetesi, Avrupa'da yayınlanan bütün gazetelerde tam sayfa 10 gündür röportajlarımız ve ilanlarımız veriliyor. İşte bir radyonuz kalmıştı. Radyonuzda da bu mülakatı yapıyoruz. Tabii bu radyolar... Ben mahalli gazeteleri de kastetmiştim. Bizde hani çıkan local gazeteler var. Londra'da çıkıyorlar. İnşallah uzun bir yolun adımı biliyorsunuz Celal Bey bir adımdır. Tabii bu bizim ilk Londra'daki ilk adımımız ve bir tane hanımefendi bu işi üstlendi. Bakın ben buradan kendisine çok teşekkür ediyorum. Çok önemli Arzu Keleş Hanım. Eşi buradan vatandaşı. Onun da desteğini çok evet. Mark kardeşime teşekkür ediyorum. Bizi hiçbir zaman yalnız bırakmadılar. Bakın Celal Bey bunlar gönül işidir. Biz bir konferans vermiyoruz. Rock konseri yapmıyoruz burada. Futbol da oynamıyoruz. Böyle bir şey olsa insanlar 30-50 euro işte evet, verip tabii. Konserlere gidiyorlar. Orada da playback yapılıyor. Burada 3-5 tane insan değil bir tane hanım gelmiş kendisi iyi olmuş ve diyor ki ben bunu İngiltere'de yaşayan insanlara duyurmam lazım. Yanındaki birkaç tane kardeşimiz 3-5 tane yine kamplarımıza gelen ve değerli eşinin de katkılarıyla bu organize yapılıyor. Mesela buna Londra Radyo'da sizin gibi insanların sahip çıkması da güzel. Ben isterdim ki biz bunu duyurduk. Dükkanlarımıza, Türk dükkanlarının hepsinde buradaki işte cemiyetler, dernekler, gönüllü kuruluşlar, cemaatler, camilerimizde yarın bugünkü cuma hutbelerinde hepsinde söylendi. Söylenmişse tamam. Benim evet. Doğrusu bugün cuma günü Türk camilerinde bulunmamış. Söylenecek yani. Bugün bugünkü cuma hutbelerinde yani dünkü pardon biz günleri de evet. Şaşırdık. Önemli değil. Dünkü cuma günkü hutbede tamamen bu duyuruldu. İnşallah nasibi olan gelir diye düşünüyoruz. Artı İnşallah radyomuzu dinleyen insanlar da bekliyoruz konferansımıza. Ahmet Bey biz o maddeyi sizden duymak istiyoruz. Evet güzel onu atlamayalım. Evet. Ben şimdi kalan ömrünü ben kaliteli yaşamak istiyorum diyenlere bir 10 madde. Neleri yemeliyiz ki, yememeliyiz ki veya sağlıklı yaşayalım. Bir, Türkiye'de başbakan da söyledi biliyorsunuz. Beyaz ekmeği evet, asla evet, kata evinize sokmayın. Niye? 13 tane emulgatör var. Niçin Avrupalılar, İngilizleri bilmiyorum ama siyah ekmek yiyorlar. Bakın 50 centken beyaz ekmek 5 euro verip siyah ekmek yiyorlar. Akıllı insanlar, sağlıklarını düşünüyorlar. Tam buğday ekmeği, kepekli ekmek yiyorlar. Çavdar yiyorlar, yulaf yiyorlar, mısır yiyorlar. Ben de diyorum ki beyaz ekmeği asla evinize sokmayın. Bugün obezitenin sebebi bu. İçinde hiçbir gıda yok. Katkı ve emulgatör maddeleriyle onun yüksek derecelerde yapısı değiştirerek zararlı bir hale dönüştüğünü söylemek istiyorum. Evet. Ne yiyeceğiz? Kepekli ekmek, siyah ekmek yiyeceğiz. Bir, ikincisi kesinlikle fruktoz bazlı şeker. Bedenimizin şekere ihtiyacı yok Celal Bey. Şeker yemeyeceğiz. Şekeri aklınızdan çıkarın. Zaten bütün gıdalarda yeterli miktarda şeker. İçerisinde bal var mı Ahmet Bey? Hakiki halis balı da yememeliyiz. Asla oraya geliyorum ne yiyeceklerimizin içinde. Tamam. Fruktoz bazlı mısır şurubu şekeri yiyenin ben neslinden şüphe ediyorum. Çocuk doğurganlığının düşeceğini, azalacağını ki Avrupa'da %10'la başlayan oran %2'lere düşürmüştür. Maalesef Türkiye'mizde 2 olan oran 10'a çıkarılmıştır. Ben bunu bir yanlış olarak görüyorum. Buradan da insanları uyarıyorum.
Mesela bu nedir? İnsanlar bunu bilmez. Evet, biraz açıklayalım. Şu an içtiğiniz bütün asitli kolalı içeceklerin içinde fruktoz bazlı mısır şurubu şeker vardır. O zaman asitli içeceklerde hayır diyoruz. Kesinlikle hayır diyoruz. Enerji içeceklerinin içinde bakın. Mesela bize rahatsız hastalar geliyor. Astım, alerji. Celal Bey saçı sıfır olmuş. Tamamen dökülmüş. Ne yaptın diyoruz. Bu gece 3 tane enerji içeceği içtim diyor. Evet, bakın içinde neler olduğunu bilmiyoruz. Moda. Çok önemli. Bu çok çok önemli. Onun için mesela pastanelerdeki tatlandırıcıların büyük çoğunluğu. Mesela ben bugün sabahleyin Cambridge Üniversitesi'ni ziyaret ettim burada. Bir davet aldım. Orada bir konuşmam vardı. Doktora talebelerimiz vardı. Orada okuyan benim meslektaşlarımdan. İşte hukuk okuyan, çevre yapan, sağlık yapan, endüstri mühendisi olan, iktisat yapan. Cambridge'i ziyaret ettik. Mühendislik fakültesini ziyaret ettim. Doktora bölümünü ziyaret ettim. Çok güzel görüşmelerimiz oldu. Ve orada çıkınca bize bir şey ikram edildi. Yemeyecektim. Bir pasta gibi. Yemem ama cevizli tort gibi. İnanın benim 3-4 saattir yani 2 saattir yaklaşık rahatsızlığım var. Neden? İşte içindeki margarin ve fruktoz bazlı şeker. İnanın peki bu insanlar ne olacak Celal Bey? Bakın bu çok önemli. Onun için çocuklarımıza, geleceğimiz olan çocuklarımıza asla tatlı almıyoruz. Kesinlikle hazır tatlıları kullanmayın. Mesela bizim baklavalar olurdu. Evet. Bunlarda bile yağının margarin olması, biraz sonra ona da geleceğiz. İşte tatlandırıcısının fruktoz olması yani mısır şurubu olması kesinlikle kabul etmiyoruz. Yemesinler diyoruz. Yerine ne yiyeceğiz? Siyah şeker. İlla yiyeceksiniz. Kahverengi, kamış şekeri veya hakiki bal yiyin diye söylemek istiyorum. O zaman dışarıdan pastanelerden, baklavacılardan tatlı veya tatlımsı kekler... Ben yemiyorum. Almamayı tavsiye ediyorsanız evdeki hanımlarımıza büyük iş düşüyor. Onlar kendi becerileriyle evde daha uygun... Meyve tatlısı yesinler efendim. Elma tatlısı, armut tatlısı, kabak tatlısı. Evet, biz kamplarımızda hep bunları yediriyoruz. Yani bu insanlar niye sağlıksız? Ben Avrupa'da sağlıklı insan göremiyorum Celal Bey. Evet. Bakın bu çok önemli. İkincisi bu şeker. Üçüncüsü de kesinlikle tuz. Tuz. Bakın rafine tuz, sofra tuzu dedikleri rafine tuzu asla eve sokmasınlar. Mesela tuz çok önemli bir şeydir. Evet. Şimdi ben ağzımda her gün tuz yalarım. Bu tuz nedir biliyor musunuz? Bakın elimde de gösteriyorum. Okay. Kristal tuz. 850 milyon yıllık gördüğünüz gibi bilgi yüklü bu. Kaya tuzu dedikleri kaya tuzu, bu mu? Budur efendim. Çankırı evet. Tuzu, Sivas tuzu, Himalaya tuzu dediğimiz. Kristal. Yani bu biziz. Sidiğimiz, kanımız, plazmamız, tuz. Evet. Şimdi diyorlar ki tuz yemeyin. Tabii çok doğru ama hangi tuz? Bu tuzun içinde bilinebilen 84 mineral var Celal Bey. Kaya tuzunun kaya içerisinde. Tuzunda. Bunun 83'ünü atarsanız sodyum klorür sizi hasta eder. Böbreklerinizi bozar, karaciğerinizi bozar, ödem yapar. Peki Ahmet Bey biz evlerimize bu tuzu nasıl alacağız? Nereden alacağız? Avrupa'da yani... reform house'lar var. Burada da yine organik ürün satan. Ben bugün ziyaret ettim sabahleyin. Biz çok erken kalktık. Dün de buradaydım. Çok güzel ziyaretlerimiz oldu. Reform house'larda kaya tuzu, Himalaya tuzu diye alınan. Evet. Ancak kahverengisi değil beyazını öneriyoruz. Bunda ne var biliyor musunuz? Size lazım olan bakın. Bütün kalsiyum, magnezyum, çinko, demir, selenyum dahi bunun içinde var eser miktarda. Hiç başka gidip sentetik vitamin, mineral kullanmanız lazım değil. Bakın Türk orta oyununda Deli Bekir vardır. Evet. Niye Hacivet, Deli Bekir? Hacivat Karagöz orta oyunu. Niye Deli Bekir'dir biliyor musunuz? Bekir'e tuz yedirmiyorlar deliriyor. Ben buradan herkese uyarıyorum. Kaya tuzunu alın yiyin. Tuz ustur, us akıldır. Akıllı milletler kaya tuzu yiyen milletlerdir. Bakın inek kadar kıymeti olsaydı bu insanların kapitalist, vahşi kapitalizm gözünde inek ağıllarına hiç girdiniz mi bilmiyorum. Evet, bütün gördüm. İneklere kaya tuzu yalatılır. Neden? Sağlıklı olsunlar diye. Bu onun için çok önemli olduğunu söylemek istiyorum. Herkes kaya tuzu yiyecek kesinlikle
kesinlikle sofra tuzunu kabul etmiyoruz. Ahmet Bey, bilmeyenlerimiz için soruyorum ben. Bu kaya tuzunu evlerimizde yemeklerimize koymak, katmak isteyecekler. Bunu nasıl kullanacaklar? Mesela gördüğüm bir taş gibi bir kaya tuzu. Elimde gördüğünüz bu tuzu, bakın o kadar büyük marifeti var ki. Mesela Çernobil'de atom reaktöründen etkilenenlere Japonya'da tuz dağıtıldı, kaya tuzu. Yıkanın bunları, radyasyonu yok etsin diye. İşte tuz bu. Bu çok önemli bir konu. Yapacağınız en önemli şey, bunu alın eritin. Değirmende çok önemli, metal sürmeden seramik değirmende öğütün. Tahta havanda öğütün veya hiçbir şey lazım değil. Suda eritin. Suda eritin. Salatalarınıza, yemeklerinize bu suyu dökün. Yetmez. Gözünüze damlatın. Yetmez. Burnunuzda sinüzitiniz var mesela. Migreniniz var. Evet. Boğaz ağrılarınız var. Çalkalayın, bunlara dökün. Tuz. Yüzünüzde sivilceleriniz var. Bakın, tuzla bunu yıkayın. Deniz niye şifadır? Tuzlu olduğu için, değil mi? Ahmet İçinde Bey, vitamin, bir şey mineral olduğu için. Tekrar ettirmek için tekrar soruyorum. Kusura bakmayın. Sinüziti olan ya da migreni olanlar kaya tuzunu kullanmalı dediniz. Bu kaya tuzunu, migreni olan mesela kişiler, biliyorum ben çevremde, nasıl kullanmalı, bunu burada bir izah eder misiniz? Gerçi bakın, kendileri de yarın gelirlerse. Yarın gelsinler, her şeyi tam anlatmayalım. Peki o zaman. Evet, kaya tuzunu eritiyorlar. Yani diliyle bakıyorlar tam tuzlu halde değil, bir çaydanlığın içine koyup burnuna getiriyorlar. Buradan dökerek tabii akışıyla tamamen temizliyorlar. Çünkü burnumuz yoğun mikropların süzüldüğü bir yer olduğunu söylemek istiyorum. Anlaşıldı şimdi. Dördüncüsü. Evet. Dördüncüsü süt. Ben asla 3 yaşından sonra çocukların süt içmesine karşıyım. Yoğurt yesinler, lor yesinler, kefir içsinler, peynir yesinler ve tereyağını öneriyoruz. Ben bir bilim adamı olarak sütün çocuklarımıza ve bilhassa biz yaştakilere kesinlikle faydalı olduğu kanaatinde değilim. Bununla ilgili çok bilimsel çalışmalar var dünyada, sütün mukus olduğuna dair. Ben sütte o kadar da vitamin mineral olduğunu düşünmüyorum. Bu bilimsel bir yaklaşımdır içinde. Mesela bir misal vermek gerekirse. Buyurun. Bu tamamen bir sektörel bir şeydir. Finansal bir şeydir. Bu kapitalizmin bir oyunudur diyorum ben buna. Mesela 100 gram sütte 320 miligram yaklaşık kalsiyum vardır. Canım, bademde bundan 2 kat fazla. Evet. Bakın susamda, susam tahin pekmez evet, diyoruz ya. Evet. 5 kat fazla yaklaşık. Dolayısıyla niçin D vitamini için süt tavsiye ediliyor? Hayır, niye kalsiyum için bunu yapıyoruz? Yani bu çok önemli. Bakın, bir marul yiyin, aynı değerde bir bardak sütteki kalsiyumun aynısını alıyorsunuz. Onun için ben diyorum ki anne sütünü mutlaka 2 yıl içirin. İlla olacaksa kefir, tabii mayalanmış yoğurt. Ha, şimdi dini inançlı gruplar diyorlar ki bize, Kur'an'da ve sünnette Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem süt için demiş. Doğru. Ama hangi süt? Mekke'de hangi süt vardı? Deve sütü vardı. Ve organik. Deve sütü vardı ve organikti. Keçi sütü vardı. Bulun keçi sütünü, deve sütünü. Hatta iddia ediyorum, diyor ki anası saf olan, Allah'tan gelmiş kozmik bir inek bulun. Hani montofon gibi 40 kilo 100 kilo veren değil. Getirin bunu da beraber içelim diyorum. Evet. Dördüncüsü de buydu. Beşincisi de kesinlikle burada söylemek istiyorum, beyaz tavukları. 28 günlük tavukları önermiyorum. Onun yerine köy tavukları olabilir. Kan grubuna göre beslenme önemli. Altıncısı da florurlu diş macunları, beyazlatıcılar. Evet. Bunun da zehir olduğunu biliyoruz. Evet. Önermiyorum. Yine çamaşır tozu ve bulaşık deterjanları da aslında beyazlatırken hayatımızı karartıyor. Niye? Bir gün hanımefendiler bunun kıymetini bilmek için bulaşık sularından, çamaşır sularından, kirli sularından bir fincan suyu çiçeğinin dibine döksünler. Akşama çiçekleri kuruyor mu, kurumuyor mu? Hepsinin karşılığı var. Bunları biz bulduk, ürettik ülkemize. Bunları verdik. Bu diş macunu ile ilgili isterseniz bir tekrar yapalım. Nasıl dersiniz? Dediniz ki beyaz macunları diş kullanmak insan sağlığı için hayati bir problem taşıyor olabilir.
Nihayetinde dişlerimizi fırçalıyoruz biz. Hangi tür? Ama florür nedir biliyor musun? Evet, sodyum. Ben insanları düşünmeye teşvik ediyorum. Kur'an'da 100'e yakın ayet var. Yetefekkerûne felâ takilûn. Niye dine boyut veriyorum? Çünkü biz bu Musa'nın dininde de var, İsa'nın dininde de var, Muhammed'in dininde de var. Bu öğretiler hep aynı. Bunları unutturmuş birileri. Yani bir takım kötü enerjili insanlar vahşi kapitalizmin eliyle insanlığı hastalandırıyorlar. Bakın gıda terörü var bugün Celal Bey. Evet, evet. Bakın benim buralara gelmeye hiç ihtiyacım yok. Benim kitaplarım 1 milyon satıyor. Yani 1 milyon kitabı 30 liraya satsanız 30 trilyon ediyor. Hiçbir şeye ihtiyacım yok. Ama ben sizin en hayırlınız insanlara en faydalı olanınızdır. Bunun için buradayım. Ve ben istiyorum ki bütün Londra'da ve çevresinde Manchester'da olan insanlar mutlaka cumartesi, pazar ve pazartesi günkü konferansa gelsinler. Kalan ömürlerini kaliteli yaşasınlar. İşte bu söylediğim 10 şey. Florür'ü araştırsınlar, internete girsinler. Büyük bir okyanus var bugün. Onun bilgi kaynağı var. Alternatif bir macun öneriyor musunuz? Kesinlikle. Mesela bal dedik demin. Evet. Belki mikroplara bile konan arılar var. Tükürüyor, konuyor vesaire, hayvan pisliğine konuyor. Binlerce yere konan 100 bin arı var bir kovanda Celal Bey. Evet. Ama kovanda hastalık olmuyor. Niye biliyor musunuz? Halk bilinsin diye diyorum propolis. Arı evet. Boku diye söylenir. Arının pisliği gibi düşünülür. İşte o propolis bütün virüs, bakteri ve mikropları öldürüyor. İşte biz bu propolis ve misvak ve çay ağacı, beyazlatıcı üçlüsüyle insanlara çok güzel bütün bu anlattıklarımızın karşılığını ürettik. Bu Amerika'da da var, Almanya'da da var, Avrupa'da da var, Çin'de var. Ama Londra'da ben bunları göremedim. İnşallah Londra'da da bunları en kısa zamanda bu ülkede de yine değerli yatırımcı, sanayici iş adamlarını bekliyoruz. Franchisinglerimizi veriyoruz. Çok yakın zamanda bunları vereceğiz. Bununla ilgili de Londra insanının da, buradaki insanın da, İngiliz insanın da, buradaki soydaşlarımızın da kaliteli, sağlıklı bir yaşama geçmesi için bunun birinci adım bu konferanslardı. Bunları yapıyoruz. Çünkü diş macunu her gün kullandığımız bir şey. Bir tane daha bir beyaz söyleyelim, hayatımızı buyurun. Karartan yine büyük bir oyun, pirinç. Evet. Yemeyeceksiniz. Neden? Hocam niye yemeyelim pirinç? Kabuğu kardeşim kabuğu alınmış, kabuğunun 100 gramını 100 milyona satıyorlar, bilmem Alfa Rice falan. Kabuk var mıdır yok mudur o şüpheli. Yani hemen gidip almasın insanlar bunu da. Kepeği alınmış bembeyaz, posa. Yani bugün tamam tarlada çalışan bir insanın pirinç yiyebilir, karbonhidrat lazım bedene. Ama officer olan insanların yedikleri pirinçten hiçbir gıda alamadıkları gibi, tabii bunlar can simidi gibi yağa dönüşüyor yanmadıkları zaman. Onun için biz kesinlikle pirinç yerine de bulguru öneriyoruz. B1, B2, B6, B12. Daha bunun gibi inşallah Beyaz Ölüm kitabımızda konferansa gelsinler. Orada bütün bu şeyleri yazılı olarak kendilerine sunmaya çalışacağız. İşte Ahmet Maran ki yaşım 33. Hücre yaşınız tabii. Hücre yaşım fazla gösteriyor muyum? Yok göstermiyorsunuz aslında. Ben i̇şte sizinle ilk tanıştığım zaman yani gerçek yaşınızı şimdi az önce söylediniz. O, yani şaşırdım doğrusu. Bu 10 kural. Evet. Ahmet Maran ki şimdi benim başım kel olsa saç özürlü. Halk tabiriyle konuşuyoruz. Evet. Bilimsel bir yayın yapmıyoruz burada. Onun için ben halkın anlayacağı dilde bazı şeyleri söylüyorum. Bazıları diyebilir bu nasıl anlatıyor. Biz halkın içinden çıktık. Halk bizi dinliyor. Londra Türk Radyosu'nu zaten halk dinliyor. Evet. Yani bilimsel bir programlarda yaptığı değil. Oluyor. Fakat genellikle programlarımız bu türlü oluyor. Halka hitap ediyor. Onun için rahat olunuz Ahmet Bey. Değerli dinleyiciler, Londra Türk Radyosu'nun değerli dinleyicileri, radyolarını yeniden açanlar için özellikle söylüyorum. Ben Celal Gökçe. Zamanımız daralıyor. Profesör Doktor Ahmet Maranki Bey ile söyleşimizin sonlarına geliyoruz. Onun için sorularımızı biraz daha çabuk söyleyeceğiz. Kendisinden de istirhamım biraz daha kısa olarak bu zamana uyarak bitirmeye çalışalım inşallah diyorum. Ahmet Bey, son senelerde size ve alternatif tedavi yöntemlerini uygulayan kişilere
uzmanların Türkiye'de yoğun ilgisi var. Yani gerçi bunun bir cevabını belki siz başından verdim diyebilirsiniz. İnsanlar hasta, hasta da doktoruna... Celal Bey, insanlar duvara vurmuş. Hasta 100 kişinin 98'i ilaç kullanan bir ülkede sağlıktan söz edilemez. Evet, Türkiye'de tıp ve hekimlerimiz bugün çok başarılı. Yani ben size burada yürek sözlerimle söylüyorum. Ben Avrupa'da Türkiye Hollanda Sağlık Vakfı Başkanı, Kültürel Sağlık Eğitim Araştırma Enstitüsü'nün başkanıyım. Amsterdam'da, Rotterdam'da çok büyük faaliyetlerimiz var. Avrupa'da 700 konferans verdim. Bilimsel çalışmalarımız var, ürettiğim ürünler var. Ama Avrupa'daki tıpla Türkiye'yi mukayese ettiğimizde biz 10 kat ileride olduğumuzu söylemek istiyorum. Şu an Türkiye sağlık alanında çok ileri bir seviyedir. Bilhassa böbrek, göz ve pek çok hastane hizmeti yönünden çok başarılı, çok ciddi, çok güzel hekimlerimiz var. Bugün 250 üniversitemizin yaklaşık 100'ünde tıp fakültesi var. Türkiye bildiğiniz Türkiye değil artık Celal Bey. Evet, Ahmet Türkiye Bey, ilerlemiş. 10-15 sene öncesindeki Türkiye'yi biliyoruz. Gerçekten sağlık konusunda. Diğer kısımları da bir kenara bırakalım da bu son hükümet gelene kadar gerçekten sağlık konusunda büyük sıkıntılar yaşıyordu halkımız. Ama şimdi ben buradan biliyorum, kendi çevremden. İnsanlar özellikle tedaviye ihtiyaçları olduğu zaman İngiltere'de hastanelere veya doktorlara değil de direkt uçağa atlayarak Türkiye'ye gidiyorlar. Orada istedikleri hastanelerde ya da doktorlarda ya da uzman hekimlerde görünüyorlar, tedavilerini oluyorlar ve gururla geri dönüyorlar. Bu büyük bir başarı ülkemiz için, ama bunun bir de öbür tarafı var. Benim hocam Profesör Doktor Sabahattin Zaim rahmetli, Allah rahmet Nevzat ya. Yalçıntaş, Turan Yazgan, Ömer Aksu hocalardır. Türkiye'de siyaset bilimini kuran, oğlum meselelere bir de mefhi muhalifinden bakın derdi. Şimdi bu kadar hastanenin Türkiye'de çok olması, dünyada ikinci ilaç tüketen ülke olmamız da tabii, bir de sağlıksız bir neslin, gıda töreninin, belki de bu ilaçların yan etkilerinden kaynaklanan bir şey mi diye de bilim adamları bunu araştırması lazım gelir diye düşünüyorum. Bu çok çok önemli, ama Türk insanı bilinçli, düşünen bir insan. İşte Türkiye'de bu arz talep dengesinden çıkmıştır bu. Şu anda Türkiye'de bütün televizyon programlarının belki de Avrupa'dan çok fazla şekliyle sağlık programlarında olduğunu görüyoruz. Biz de buraları takip etmeye çalışıyoruz. Ve şunu da söyleyeyim Celal Bey. Artık Türkiye'de ve dünyada konsept sağlıktır. Biri yatırım yapacaksa, bir iş yapacaksa sağlık yatırımı yapmalı, ama hangi yatırım? Sağlıklı, organik, tabi yaşama yönelik. Sağlık kampları, sağlık otelleri, organik ürün, organik tarım çok olmalı. Maalesef bunu İngiltere'de göremiyoruz. Ben 1-2-3 gündür işte buradayım. Gece marketlere dolaştım, bazı yerlere gidiyorum, çiftliklere gittim. Bugün dün yine botanik, Cambridge'in botanik parkını gezdim. Evet. Maalesef geri yani. Sebep ne olabilir sizce? Bunu yani bu ekonomik kaygılar, ekonomik kaygılar, daha çok para kazanma hırsı. Tabii ki halkın bilinçsizliği ve çaresizliği ve fakirlik de bunun içine koyabiliriz diyorum. Evet. İnsanlar kaderlerini kendi belirler bakın Celal Bey. Bu çok önemlidir. Fakirlik kaderi değildir insanların. Siz sağlığınızı arayacaksınız. Amerika'da Mehmet Öz diyor ki, profesör, yüzünlü bilim adamından birisi. Bir insan diyor şeker hapı alırsa 10 yaş, tansiyon hapı alırsa 20 yaş erken yaşlanır. Bu çok önemli. İşte yaşlanmamak için, organ yaşlı olmamak için gel İzmir diyoruz ki tabii yaşama geçelim diye. Tabii. Hastalanmadan kaliteli yaşayalım ve bu milletin mutlaka dünya insanlığının koruyucu hekimliği öğrenmesi lazım gelir diye düşünüyorum. Ahmet Bey, İngiltere'de hangi hastalar veya hastalık problemi olan insanlar size müracaat ediyorlar. Biraz da bundan bahsedelim. Evet, Avrupa maalesef çok hasta. Yani Türkiye insanı değil, bizi danışmanlık veriyoruz. Evet. Hangi hastalar ve danışmanlar diye düşünüyorum. Evet, biz hastane hizmeti vermiyoruz. Hasta tedavisi etmek doktorların işi. Evet. Biz sadece sağlık önerilerinde bulunuyoruz ekibimize. Tabii doktorlarımız da var, cerrahlarımız var, uzman hekimlerimiz var. Avrupa maalesef çok kötü insanlarımız. Yani Türkiye'ye göre hastalıkları çok daha fazla. Bilhassa İngiltere'den gelenlerde kısırlık, çocuk problemi çok yaşıyoruz.
ve MS kas hastalıkları, iltihaplı kas hastalıkları, iltihaplı romatizma çok yaygın, hava soğuk olduğu için, iklim soğuk ve olduğu için. İşte Avrupa'da da böyle. Üçüncüsü de psikolojik sorunlar en çok bize gelen. Bir de en önemli, yine bunlar kadar önemli, obezite problemi çok fazla. Evet. Çocuklarda maalesef işte söylediğim bunun sebebini madde biliyoruz. Bu. Evet. Şimdi Pats, cips, evet, kolayla yaşayan, işte bu fruktoz bazlı bir şey içen insanın nesli bu. Ben işte yarınki konferansımda da anlatacağım. Bugün bir saat 14'te ki konferansımda da kolanın işte nasıl bir insanı yok ettiğini, zararlarının olduğunu, alışkanlık yaptığını, uyuşturucu gibi olduğunu da dile getireceğim. Bilimsel verileriyle bunları anlatmaya çalışacağım ama onlardan korkmasın dinleyicilerimiz. Ben buradan müjde vermek istiyorum. Çok önemli. Hemen uyarmak istiyorum. Hocalarımızın, buyurun, bana söylediği, doktorlarımızın. Hemen gidip safra kesemde taşım var diye safra kesenizi aldırmayın. Bir saatin bir çarkı olmazsa o saat doğru göstermez. Size ne derse desinler. Kainat şifahanesinde bu safra taşınızı düşürecek onlarca bitki mevcut. Bakın, onlarca bitki ve yağlar mevcut. Hiçbir şey yapamazsanız gelin bizim kamplarımıza. 7 günde bütün bu problemlerinizden yok olun. Dolayısıyla safra keseniz de sizde kalmış kesinlikle olur. Kalır. Çünkü ileride kalın bağırsak problemi, diz kapağı problemiyle asla ameliyat, tiroidleriniz, bel boyun fıtığı, kesinlikle bunlardan ameliyat olmayın. Size kanser bile deseler, kanserin bugün 50'ye yakın kainat şifahanesinde çözümü ne yardımcı olacak ürünler mevcut. Gelin bunları bir deneyelim. İstanbul'da yaşam merkezimizde 36 bin detayla check-up yapıyoruz bakın, enerji check-up'ı. Bu check-up'ta yani en modern bir hastanede yapılacak, 3 ayda yapılacak işi çok cüzi paralara, yani 50-100 bin avrolara değil, 1 saatte 400 avroya, yani buradaki karşılığı nedir bilmiyorum, yaklaşık 500 aynı. 500 sterlin diyelim. 500 sterline bütün hayatınızı 1 saatte radyasyonsuz cihazlara girmeden bunu öğrenme imkanınız var. Enerji görüntülemesi, işte alerji testleriniz, hormon testleriniz, yok testi dediğimiz, mesela gıda testinizi kan almadan, kimseye kanınızı vermeyin. Kemik iliğiniz öğreniliyor. Onun için ben İstanbul'a, yaşam merkezimize ve bakın burada bir müjde daha vereyim. 19 Mayıs Medcezir'e göre, çekim kuvvetine göre detoks. 19-26 Mayıs'ta herkes evinde, anlatacağım bugün ve yarın. Detoks yapsın evinde. 7 günlük arınma metodu yapabilir. Yapamazsa Nahçıvan'da olacağız. 19-26 Mayıs'ta Nahçıvan Tuzdağı Oteli'ndeyiz. Dağın içinde detoks yapacağız. Dağı bir hastaneye çevirmişler. Haziran detoksumuzda 17 Haziran ve 25 Haziran'da Afyon'da 5 yıldızlı termal otellerde insanlar, eşinizi alıp geliyorsunuz. Bir sıra hem güzel bir tatil, sağlıklı bir tatil yaparak kalan ömrünüzü kaliteli geçiriyorsunuz diye söylemek istiyorum. Programımızın sonuna geldik. Ahmet Bey, yurt dışında yaşayan bizlere son olarak söyleyecekleriniz, tavsiyeleriniz var mıdır? Kısaca söyler misiniz? Ben herkesi Londra Radyo'nun da desteğiyle bugün saat 14-18 arası pazar günü yine 14-18'deki Londra'daki konferanslarıma bekliyorum. Manchester'dayız pazartesi 18-21 arası. Maranki'deki web sitemden yerlerini navigasyona bilerek bulabilirler. Ücretsiz konferanslarımız, evet, bunları yapıyoruz. Ve Türkiye'de İstanbul'daki check-up merkezimize bekliyorum. 7 günlük detoks kamplarımıza bekliyorum. Yarın ve bugün ve Manchester'da konferansımız görüntülü sinevizyonlu olacak. Ve kitaplarımı imzalayacağım. Değerli eşim fizyoterapi uzmanıyla birlikte. Ve özel suallerini de cevaplayacağım. Herkesi sizin aracınızda bu konferanslara davet ediyorum. Ben de geleceğim Ahmet Bey. Değerli dinleyiciler, Ahmet Bey'e burada teşekkür ediyorum. Bu haftaki programımız burada bitti. Bir dahaki hafta bizim mahallede yeni bir konuğumla başka bir meseleyi konuşmak üzere. Hoşça kalınız.